28 Şubat süreci sadece hayatları değil, sermaye kuruluşlarını da karaladı. Bazı sermaye kuruluşları irticacı denilerek damgalandı. O kuruluşlarla alışverişin önüne geçilmek istendi. Darbe Yiyen Hayatlar haber dizimizin 5.sinde bu kez dönemin MÜSİAD Genel Sekreteri Ömer Bolat'ın söylediklerine kulak vereceğiz. İşte 28 Şubat sürecinde hedef gösterilen küçük ve orta ölçekli esnafın yaşadıkları. O günleri hatırlamak bile hakikaten insana kasvet veriyor, hüzün veriyor. Ama geçmişi bilmezsek bugünlerin kıymetini anlayamayız, yarınlara da yön veremeyiz. Tarihten itibaren gün be gün medya üzerinden bir psikolojik harekat, bir yıpratma politikası izlendi. Ben o tarihte MÜSİAD'ın genel sekreteriydim. Olayları, gelişmeleri an be an, gün be gün sıcağı sıcağına yaşıyordum. Hem hükümetle olan ilişkiler noktasında, hem medya noktasında, hem kamuoyu noktasında, hem üyelerimiz noktasında ve diğer sivil toplum kuruluşları noktasında yaşıyordum. MÜSİAD bir sermaye, bir müteşebbis kitlenin birlikteliğinin ismiydi. Ama mağdur olan öğretmenler, mağdur olan öğrenciler, mağdur olan diğer sivil toplum kuruluşları hepsi bizden yardım istiyorlardı. Bize gelip dertlerini anlatıyorlardı. Dolayısıyla 28 Şubat sürecinin zulmünü, gaddarlığını birebir yaşayan bir kuruluş idi. Ve o tarihlerde örnekler vermek istiyorum neler yaşadığımızı. Baskılar öylesine artmaya başlamıştı ki basın toplantısı yapacağız. Polis basıyor basın toplantısını. Savcılıktan izin aldınız mı diyor. Yani dernekler kanunu o kadar sıkı bir ceket şeklindeydi ki, dar bir ceket şeklindeydi ki sizin basın toplantısı yapmanızı engelleyebiliyorlardı. Sizin kuruluş olarak yurt dışındaki bir ticaret odasıyla yazışma yapmanız savcılığın iznine tabiydi. Sizin yurt dışına gezi düzenlemeniz, iş gezisi düzenlemeniz, fuar gezisi düzenlemeniz savcılıkların iznine tabiydi. Basın toplantısı yapmanız savcılıkların iznine tabiydi. Basın bildirisi yayınlamanız bile 24 saat öncesinden savcılıktan izin almanıza tabiydi. Böylesine ağır baskılar uygulanıyordu. Sermaye yönelik bu baskıların en tepe noktası yaklaşık Haziran ayının birinci haftasında Milliyet Gazetesi'nde bir manşet haberle ortaya çıktı. Ordudan yeşil sermayeye ambargo denilen bir başlıktı. Bu başlıkta birçok irili ufaklı MÜSİAD üyesi şirketler, MÜSİAD üyesi olmayan şirketler de vardı. Kebapçılar, pastaneler dahi sayılıyordu. İşte Ordu'nun bu şirketlerden Ordu evlerine, kantinlere alışveriş yapmayacağı, ambargo uyguladığı gibi bir başlıktı. Ama başlık doğru olmakla beraber başlığın esas gayesi psikolojik harekattı, yıpratmaydı. O da şuydu. Kamu kuruluşlarına, kamu bankalarına mesajlar veriliyordu. Yeşil sermaye şirketleriyle iş yapmayın, kredi vermeyin, teminat mektupları vermeyin. Bu haberler üzerine iki türlü etki meydana geldi. Bir tanesinde bazıları ürktüler. Kimisi MÜSİAD üyeliğinden istifa etti. Kimisi şirketinin boyası yeşilmiş, başka renklere boyayanlar oldu. İş yerinde hat levhası olup kaldıranlar oldu. Ama çok büyük bir bölümüyle biz ne yaptık? Bir kere Milliyet Gazetesi'ne topluca dava açtık. Türkiye'nin birçok yerlerinde. Ve mahkemeler genelkurmaya sordular. Böyle bir haber var mı yok mu diye. İleriki günlerde ortaya çıktı ki genelkurmay böyle bir şey yayınlamamıştı. Ama işte o Batı Çalışma Grubu'nun psikolojik harekat çalışmaları var ya. Özellikle medya üzerinden işte dört yıldızlı komutan şöyle dedi. Asker bu defa işi silahsız kuvvetler halletsin dedi. İşte birkaç gün sonra harekete geçiyoruz gibi manşetlerle sürekli olarak
ürkütme, yıldırma ve siyasi otoriteye de çek git mesajları verilmeye çalışılıyordu. 28 Şubat'ın aktörleri, askeriyedeki aktörleri, yargıdaki aktörleri, medya patronları, medyadaki kalemler, iş alemindeki aktörlere bakın bugün birçokları perişan durumdalar. Türkiye 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana 28 Şubat süreci, 5,5 yıldır devam eden 28 Şubat sürecinin restorasyonuyla uğraştı. Ekonomik alanda, siyaset alanında, medya alanında, özgürlükler, temel hak ve hürriyetler alanında bu sürecin geriye döndürülmesiyle, restore edilmesiyle uğraştı. Ve ancak bu noktaya gelebildik ki buna da şükürler olsun diyoruz.